Trablusgarp Savaşı'nın yapıldığı yıllar 1911-1912. O yıllarda Paris'in o ünlü Olimpiya sahnesinde bir film gösterime girer. Filmde bir propaganda yapılmakta. Türkler ilker, Türkler vahşi, Türkler... insan bile olmayan yaratıklardır. Bunun propagandası yapılıyor ve o Paris'in Olimpiya sahnesinde o filmi izleyen Parisliler, Fransızlar o propagandaya maruz kalıyorlar. Fakat birdenbire izleyicinin hiç beklemediği bir anda bir koltuk izleyicinin üstünden beyaz perdeye doğru fırlatılır. İzleyici şaşkın ve kızgındır. Çünkü koltuk o beyaz perdeyi tam ortadan delmiş ve yırtarak aşağı inmiştir. Kimdir bu koltuğu bu perdeye fırlatan adam? Kimdir bu filmin yarıda kesilmesine sebep olan adam? O adam Birazdan sahneye doğru yürür, o beyaz perdenin önünde durur ve der ki: "Hayır. Bu filme inanmayın. Bu film yalan söylüyor. Biz Türkler de en az sizler kadar uygar insanlarız. Örneğin ben sizin ülkenizde yaşıyorum. Sizin üniversitenizde, Sorbon Üniversitesi'nde okuyorum. Bakın, sizin dilinizi konuşuyorum. Biz Türkler de en az sizler kadar uygar insanlarız. O yüzden bu filme inanmayın." diyerek Olimpiya sahnesini terk eder, gider. 7 yıl sonra. 19 Şubat 1919 günü İzmir'de yazıyor yazıyor hukuku beşer yazıyor diye gazete satan çocukların elinden hukuku beşer gazetesini alan İzmirliler okuduklarına inanamazlar gazetede şu yazmakta. Uyan ey Türk oğlu, uyan. Uyan sana suikast ediyorlar. Biz ölmedik, yaşıyoruz. Henüz damarlarımızda İzmir'imiz için akıtacak kanlarımız var. Bizim yani Çanakkale'nin kahramanlarının, Yunanlılığın mavi beyaz canavar hakimiyeti altında yaşayacak tek bir Türk validesi, tek bir Türk hemşiresi, tek bir Türk beşiği yoktur. Çünkü her şeyden üstün namusumuz vardır trablus Savaşı'nın sürdüğü günlerde Olimpiya sahnesinde o beyaz perdeye sinema tarihinin o ilk deliğini açan adam 7 yıl sonra Hukuku Beşer gazetesinde İzmir'de işgal söylentilerinin başlandığı sırada sahibi olduğu ve baş yazarı olduğu Hukuku Beşer gazetesinde işte bu satırları yazar. O adamı 15 Mayıs 1919 sabahı pasaport iskelesinden Yunan askeri İzmir'imize adım attığı anda o kalabalığın içinde hem onları destekleyen yerli ve işbirlikçi Rumlar hem de o tedirginliği yaşayan Türklerin arasında pasaport iskelesinin önündeki o kordon boyundaki o devasa kalabalığın içerisinde siyah takım elbisesiyle o adama rastlarız o adam Yunan sancaktar teğmene ilk kurşunu sıkarak milli mücadelemizi adeta ateşleyecek olan ve o mücadeleyi başlatacak olan. Yani o Paris'in olimpiya sahnesinde o koltuğu perdeye fırlatan adam yani 7 yıl sonra sahibi olduğu Hukuku Beşer gazetesinde o size az önce okuduğum satırları yazacak olan adamdır. Yani Hasan Tahsin'dir. Hasan Tahsin Hukuku Beşer gazetesini çıkarıyordu. Hukuku Beşer yani insan hakları daha o yıllarda insan hakları adında bir gazete çıkaracak kadar evrensel bir görüşe sahip fakat yurduna emperyalizm ve düşman ayak bastığında ilk kurşunu sıkacak kadar da ulusal bir duruşa sahipti Hasan Tahsin. Ve son olarak da şunu belirtmek isterim ki bu topraklar üzerinde kadınların da erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini yazan ilk kalemdir. Ruhu şad olsun.